Tabi deli kara sevdaya tutulmuşum. Haberin yok mu zalim? Ben sen diye kalbimi mahvedip durmuşum. Vay be. Umut, sen artık bayağı ünlüsün. Harbiden ilk günden bu kadar izlenme. Vallahi ben de şaşkınım ya. Yani bir şeyler olur diyordum ama bu kadarını da beklemiyordum açıkçası. Sen daha dur. Bu daha bir şey değil. Yakında yolda yürüyemeyeceksin. Kızlar peşinden Umut bir imza diye bağıracak. Ya sevdiğim kız bağırmadıktan sonra. Bence sen rakı falan boş ver, tamam mı? Direkt arabeske gir. Ruh haline daha uyumlu olur. Cidden Umut, sen niye şimdi kendi kendini düşürüyorsun ki? Hay, ona böyle bazen huzur kaçırma perileri geliyor. Selam millet. Rakamları gördünüz mü? Murat hoş geldin. Vallahi gördük ya. Eline sağlık. Senin de emeğin çok büyük. Ne demek abi? Ne yaptıysak hep beraber yaptık. Bu arada herkes çimeni soruyor desem. Neden? Beğenmemişler mi? Allah Allah, niye beğenmesinler canım? Evet canım, sen beğenilmeyecek kız mısın? Aksine millet bu kız kim, hangi dizide oynuyor, menajeri kim falan diye sorup duruyor. Ne diyorsun ya? Sen Çimen'in de menajeri ol. Aa, harbiden ya. Arkadaşlar biraz hızlı gitmiyor muyuz? Yani tamam menajerim olsun problem değil ama benim niye menajerim olsun ki? Aslında önce reklamda oynarsın, öyle başlarız. Sonra ileriki zamanda diziye falan girersin belki. Ya sağım solum ünlü de olacak, çok havalı. Dur, ben reklam ajanslarına birkaç mail falan atayım. Ben ne olduğunu onlara haber vereyim. Öyle başlayalım. Olur, deneyelim o zaman. Hadi bakalım. Şu kıyma bir daha bakalım mı abi? Ay, ben şimdi dizilerde mi oynayacağım? Ne diyorsun Umut? Sence yapabilecek miyim? Ya deneyeceğiz. Ama önce şu seçmelere girmen gerekiyor senin. Biliyorsun bu reklamlardan başlıyor her şey. Evet, doğru. Dur, ben bire getireyim. Dur. Sen otur, ben getiririm. Bak, bu gece kutlama gecesi ya. Bütün işlerin satıldı. Hadi bir bire getir de içelim. Ne birası? Yani ben içerim. Ben getireyim, pardon. Bire yok ki evde. Ha, gitmedin mi markete? Ben markete gittim de bira almak aklıma gelmedi. Ha. Kolayı alırken bile bin kere düşündüm. Tamam. Ama sevgilim, sen kolayı düşün, bireyi düşünme, tamam mı? Ben böyle arada parlatırım çünkü. O zaman başarılara ve yeni kariyerimize. Ne oldu? Sen niye düştün? Ha, sen bana takılma ya, ben öyle arada düşer kalkarım. Kız çok iyi. Çok da tecrübeli görünüyor. Tamam Çimen, başlamadan bozma moralini. Evet, sıradaki arkadaş Çimen Korkmaz. Geliyor. Gelmiyor. Umut, ben çok heyecanlıyım. Vallahi her şeyi unuttum. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ya Çimen, saçmalama. Ben bile ezberledim ya. Yatağa atlayacaksın, bu yatak en rahat yatak diyeceksin. Esneyip uyuyacaksın, hadi. Ay şunu al. Evet, sizi şöyle alalım. Evet, girelim kayda. 3, 2, 1. Oyun. Hadi. Ha, şimdi mi? Evet. Çok pardon. Atlıyorum. Kestik. Ne yapıyorsun sen ya? Böyle atlamıyor muyduk hocam? Yüzünü görmemiz lazım. Hadi baştan. Girelim kayda. Üç, iki, bir. Oyun. Bu yatak en rahat yatak. Yapamadım ya. Elime yüzüme bulaştırdım. Hayır canım, yok öyle bir şey. Sen
gayet iyi başladın da yönetmen biraz tahammülsüz çıktı. İlk işimde patladım. Öyle oldu biraz. Abi. Tamam fikir. Başka bir şey yapsak? Yani yaparız yapmasına da piyasada haberler hızlı yayılıyor. Yani güzellik önemli ama yetenek de şart. Öyle dan diye söylemeseydin keşke ya. Ya tamam yok öyle bir şey. Yolun başındayız ya, bozma moralini. Ya Çimen'cim sen bu işi yapmak istiyorsan bence önce oyunculuk eğitimi alarak başlayalım. Ne dersin? Eğitim şart diyorsun.